Sence bu o mu? Kesin bu. Ne havaalanı kontrolü var ne de başka bir şey. Oraya gidelim o zaman. Olmaz. Sevkiyata kadar beklememiz gerekiyor. Elimizdeki tek ipucunu yok edemeyiz. Alo. Şef sen misin? Yanımda Memoli. Köyden mi arıyormuş? Tamam veriyorum. Seni istiyorum. Alo şef. Bence sen oralara yerleşirsin ha. Ne döndün mü? Ne? Ne? Allah kahretsin. Allah ne kahretsin. Ne oldu kızım? Allah kahretsin. Baba ne oldu ya? Allah kahretsin. Oğlum ne oldu söylesene. Ne oldu komiserim? Kralın adamları Belgin'le Zeynep'i kaçırmış. Allah kahretsin. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Biliyordum. Yine bir şey çıkacağını biliyordum. Yılan hikayesi. Bu iş bitmez ki. Memoli delirdi. Tamam sakin ol. Sakin ol etrafımıza bir bakalım tamam mı? Baba nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Cem ya? Kıza bak kara bela gibi. Bir girdi hayatıma belki çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Yine soktu başını bir belaya. Yine soktu benim başımı bir belaya. Şimdi yine bir yerlerde oturmuş o keçi sesiyle bağırıyordur. Tamam, Memoli Memoli kurtar beni Memoli diye. Ya senin istediğin de bu değil miydi zaten? Tamam. Ne? Bekliyoruz baba şey. Etrafı tekmele. Kır, dök, siz bağır, çağır ama bir arada git aynaya bak. Tamam, gözlerin içi parlayalım. Çakacağım şimdi gözünün ortasına. Senin morluktan gözün içi parlayacak Cem. Ulanasın ben sana bir tane çakacağım ama senin kalbin hassas olur diye bir şey diyemiyorum ya Allah Allah. Şef bunlar burada birbirini yiyorlar. Kaçırma olayı nasıl gerçekleşmiş? Nerede çamaşır yıkıyoruz? Komiserin gözünden kaçmış. Başkomiserim nerede iki saat içinde mi? Tamam hemen gelin bekliyoruz. Bir saniye komiserim. Ya baba çıkar artık şu kafanı ya. Çıkar gömdüğün yerden ya. Etrafına bir bak oğlum. Ana! Ne anası oğlum? O kadar tuzağa bak demedim oğlum. Annenin ne işi var burada? Gel buraya gel. Uçağın yanında bir tekne yanaşıyor. Ha? Memoli! Şşt bağırma bağırma. Memoli! Yat yere yat yere. Şef 2 saat içinde geliyor Memoli. Tamam tamam. Gidiyorlar. Akşam olmak üzere. Bu uçaklar gece uçuşu yapamazlar. Bence bunlar kesin yükleme yapacaklar komiserim. Ve havanın kararmasını bekliyorlar. Keşke bir dürbünümüz olsaydı be. Buyurun komiserim. Aferin Derya ya. Baba görüyor musun ne kadar zeki hem de tedbirli yani. Zeyne gibi maşallah Zeyne. Ne? Bir şu kıza bir de sana bakıyorum da. Yazık vallahi kızcağıza yazık. Ya öyle mi? Bence Zeyno seni çok sevdiği için o gün ne orada. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun sus be. Aa, bir sileme yapıyorum tamam mı? Bir silemeni sonra yaparsın abicim adamlar duyacaklar şimdi saçmalama. Birileri çıkıyor. Yatın yatın. Derya haklı arkadaşlar. Uçaktan bir şeyler indiriyorlar kolilerle. Gidip tepelerine binelim o zaman. Olmaz. Sevkiyatın sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Kepçeyi salladığımızda ağa takılmamış bir tek sinek kalmamalı dışarıda. Şu bıyıklı herifte bir numaralar var ama. Bakayım. Tanıyor musun? Hayır. Keşke fotoğraf makinemiz de olsaydı. Ya kızcağıza bu kadar da yüklenmeyin ya. Şu kolilerde ne var acaba? Başak, bu bıyıklı herif hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Kim olduğunu, ne olduğunu, hangi ilkokula gittiğini, karısının, sevgilisinin, köpeğinin adını, uğurlu sayısını, uğurlu rengini. Tamam. Bize ısmarladığı pizzacıyı tamam. Bile öğrenmek istiyorum. Bizi krala götürecek fareyi bulduk anlaşılan. Şimdi çaktırmadan uzaklaşalım hadi. Hadi. Baba iyi misin? Zeyno için üzülüyorsun değil mi? Vallahi Cem. Zeyno için mi yoksa onu kaçıranlar için mi üzülsem bilmiyorum. Köylü kızı yine başlamıştır hayat hikayesini anlatmaya. Memoli! Arkadaşlar ben bittim. Hızlı bir duş alacağım. 1-2 saat kestireceğim şef gelene kadar. Tamam Başak da odasına gidiyor değil mi? Ne? Biz Derya ile yemeğe gidecektik. Yani dünden sözleşmiştik de acil bir durum olursa İyi akşamlar. Akşamlar. Ben biraz yoruldum. Gidip yatsam iyi olacak. Ya ama biz gündüz seninle... Bunu deşemeyelim. Zeynep bu durumdayken gidip rahat rahat yemek yiyemeyiz herhalde değil mi? Bravo Derya. Hadi Derya anahtar bende. Peki şey, komiserim. En azından havuz başında bir şeyler içseydik. Bakarız komiserim bakarız. Sağ ol. Bakarız. Bir şey bakarız. Değil efendim. Ebek köylü kızı. Ebek köylü kızı. Hadi görüşürüz anahtarız. Cem. Ah komiserim pardon. Bu zarfı unutmuşsunuz. Unutmuş muyuz? Müşterilerimizden biri görmüş. Arkanızdan koşmuş ama yetişememiş. Biz zarf falan düşürmedik yani. Bir yanlışlık olacak Cem. Herhalde.
büyük balığı bırakın, size bir ağ dolusu küçük balık vereyim. Baba ne oluyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.